Herkese merhabalar. Ben Emine. Köy mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 litrelik su damacanalarına ve normal damacanalara bu siyah zeytinden kuru olarak nasıl kurulur ve neler yapılması gerekiyor? En ince detayına kadar bugünkü videomda sizlere bunları anlatıyorum. Ben zeytinlerimi bu son kalan damacanaya da bu şekilde dolduruyorum. Diğerlerini doldurdum. Sizlerin daha fazla vaktinizi almamak için. Bana çok sordunuz ve yazdınız, istediniz bu 5 litrelik nasıl kuruyorum, nasıl oluyor diye. Ben de o yüzden sizler için çekiyorum. Bakın ben zeytinlerimi yıkadım bu şekilde. Suyunu süzdürdüm. Diğerleri de aynı. Leğenim doluydu benim. Yani kura kura azaldı bu şekilde zeytinlerim. Kesinlikle kuru olmasına hiç gerek yok. Daha önce diğer zeytin videolarımda anlattığım gibi sizlerle paylaşmış olduğum porsiyonluk zeytin olsun, çuvalda kuru salamur, yeşil zeytin olsun, kırma, çizme, zeytin ezmesi dahil olmak üzere hepsini gemlik çeşidine aittir. Bir de bana yazıyorsunuz, Emine Hanım konuşmanız bir hayli düzgün ve de mutfağınız kesinlikle köy mutfağına benzemiyor. Siz hakikaten köyde mi yaşıyorsunuz diye. Evet, ben köyde yaşıyorum. Kendim aslen İznikliyim. Bursa İznik ilçesine bağlı Çakırca köyünde yaşıyorum. Ve gerçekten de çok mutluyum. İyi ki de köyde yaşıyorum. Ben şimdi bu şekilde bu zeytinimi doldurmaya devam ediyorum damacanama. Şimdi zeytinlerimizin üzerine tuzunu koymaya geldi sıra. Bakın benim kullandığım bu şekilde böyle kaya tuzu. Mutlaka siz de kaya tuzu kullanın. Deniz tuzunu pek tercih etmemenizi ben tavsiye ederim. Niye? Çünkü deniz tuzunun feri biraz daha azdır. Peki şimdi bu 5 litrelik bu damacanalara ne kadar tuz koymamız gerekiyor? En önemli hususlardan biri bu. En çok bana yazdığınız, sorduğunuz sorulardan biri de bu. Bakın şöyle pet bardaklara özellikle koydum daha iyi anlamanız için. Bakın şöyle bir parmak boşluk var. Bir parmak boşluk bırakıyorsunuz. Bu şekilde 5 litrelik damacanayı dolduruyoruz tuzunu. Bir de eğer elinizde pet bardağınız yoksa, çay bardağınız varsa hemen şöyle çay bardağına da alalım. İstiyorum ki çok emek ediyorsunuz. Ağız tadıyla yiyin. Bakın. Bu şekilde tam denk geliyor. Bir çay bardağına. Dediğim gibi şimdi bana soracaksınız. O yüzden ben bunu böyle bu şekilde yapıyorum. Emine Hanım çay bardaklarının herkesin ölçüsü bir olmayabilir diye. Ve tekrar bakın döküyorum böyle. Hemen hemen her yer bulunabilecek şöyle bir tek bardak. Şimdi bunu döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yine dolduralım. Sizlerle bugüne kadar kanalımda paylaşmış olduğum bütün tariflerimin tamamı birebir tutan tariflerdir. Çünkü bunlar hani hem zaman harcanıyor bu tür şeylere hem de emek ediliyor. İstiyorum ki herkes evinde sevdikleriyle ağız tadıyla tüketsin yapmış olduğum bütün paylaşmış olduğum tariflerimi. Evet, pudarı bu şekilde yaptık, hazırladık. Ve şimdi kapaklarını kapatıyoruz. Şöyle sıkı bir şekilde. Bugün özellikle iki tane farklı damacana seçtim sizler için. Hem su damacanalarına, şişelerine nasıl olur? Aslında hepsi aynı çünkü. Kapaklarının. Çünkü ikisi de 5'er litrelik. Kafa karışıklığı sebebiyet vermemek için ikisini de ayrı ayrı bu şekilde kuruyorum. Ağzını sıkı sıkı kapatalım. Şimdi bunları bu şekilde kurdum. Zaten ben bu iki tanesini hediye olarak kurdum. Şimdi bu zeytinlerimizi bu şekilde hiç kapağını açmadan, eğer baktınız ki içiniz rahat etmiyor, çok şişti, bazıları diyor patlayacak gibi oldu diye. Çok eğer öyle olursa bir açar şöyle bir hafiften bir havasını alır tekrar kapatırsınız. Bu şekilde kurduk. Bunlar Mayıs ayının sonuna, Haziran ayının başına kadar bu şekilde hiç ellemeden bunun olmasını bekliyoruz. Bu Mayıs ayının sonunda bu zeytinlerimiz dibine biraz böyle su salacak. Şöyle şuralara kadar. Şimdi Mayıs ayının sonuna kadar
Bu şekilde bekledikten sonra bu zeytinlerimizin yapılması gereken işlemleri var. Nasıl tatlandırmamız gerekiyor? O zamana kadar evet zeytinlerimiz olacak ama nasıl tüketebiliriz? Nasıl daha uzun ömürlü olur? Onları sizlerle zamanı geldiğinde o zaman da paylaşacağım. Eğer Allah nasip eder ömrüm varsa Mayıs ayının sonunda görüşmek üzere diyorum şimdilik. Aylar sonra herkese tekrardan merhabalar. Evet zeytinlerimiz artık oldu. Şimdi tatlandırıp yemeğe geçebiliriz. Bakın zeytinlerimiz gördüğünüz gibi içinde böyle bu şekilde acı suyunu saldı. Bunu da şöyle göstereyim. Şimdi artık biz bu zeytinlerimizin acı suyunu süzüp tatlandırıp yiyeceğiz inşallah. Bismillah diyelim. Şöyle acı suyunu süzelim. Bu zaten zeytinlerimizin böyle kendisini koruyan bu acı suyudur. Bozulmasını engelleyen. Zeytinlerimiz ne kadar güzel olmuş. Hurma gibi oldular maşallah. Şimdi zeytinlerimizi tatlandırmak için şöyle her bidona ikişer üçer şöyle göstereyim elim alıp bakın bu şekilde ikişer üçer limon tozu alıp atıyoruz. Ve yine hepsinin üzerine birer tane de kesme şeker alalım. Ve şimdi son olarak da üzerlerine mutlaka ama mutlaka mısır özü yağı alıyoruz. Birer çay bardağı. Bakın benim çay bardağım biraz küçük. Bunlardan eğer büyüklerden olursa biraz az koyarsınız. Mutlaka mısır özü yağı kullanalım. Çiçek yağı asla kullanmayın. Çiçek yağı sonra çünkü bir süre sonra zeytinlerimize bir yapış yapış oluyor. Zeytinyağı da dura dura hafif böyle bir ağır bir koku bırakıyor. O yüzden mısır özü yağı çok güzel oluyor. Ben yıllardır bu şekilde yapıyorum ve çok da memnunum. Zeytinlerimizi tatlandırdık fakat ben size şimdi zeytinlerimizi şöyle yakından tanesini de göstermek isterim. Bunlar büyük olduğu için ağızları buradan alayım. Bakın tanesi bu şekilde hemen şöyle izninizle taş gibi zeytin bu arada sıkıyorum. Taş gibi hemen bir tane ağzıma atayım. Gerçekten çok güzel. Evet şimdi tekrar ağızlarını kapatalım. Bu vermiş olduğum ölçüler 5'er litrelik bu damacanalar için geçerlidir. Sizler daha küçük veya daha büyük yaparsanız ona göre bu vermiş olduğum tatlandırma ölçülerini azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tekrar kapatalım. Şimdi şöyle bir yuvarlayalım. Zeytin bidonlarımızı, damacanalarımızı, yağı her tarafına gelmesini sağlayalım eşit bir şekilde. Bu şekilde. Evet böyle yaptıktan sonra bunu bu bir gün bir gece beklettikten sonra bu yağı, limon tozu, şeker eriyip her tarafına yayıldıktan sonra tanelerimiz içine aldıktan sonra ağız tadıyla tüketebilirsiniz. Evet, bugün sizlerle benden çok sorup istediğiniz tarifini beklediğiniz bu damacanalarda zeytin nasıl hazırlanır, kütür kütür yenir onu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz.